Sonra şüphesiz Rabbin cahillik sebebiyle kötülük yapan, sonra da bunun ardından tövbe edip durumunu düzeltenleri bağışlayacaktır. Çünkü onlar tövbe ettikten sonra Rabbin elbet çok bağışlayan, pek esirgeyendir der Allah. Nahl Suresi 119. ayette. Yine Furkan 70. ayette ancak tövbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başkadır. Allah'ı onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır. Engin merhamet sahibidir der. Nisa suresi 17. ayeti hatırlayarak kapatalım. Allah'ın kabul edeceği tövbe ancak bilmeden kötülük edip de sonra tezelden hemencecik tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbesini kabul eder. Allah her şeyi iyi bilendir. Hikmet sahibidir. Tövbede gecikmemelidir. Aziz dostlar, gecikmemelidir. Alınabilen her bir nefes henüz gecikmediğinin işaretini taşır. Akıbet ne zaman gelir başa, bizce meçhuldür. Dün geçti, yarına vakit var mı? Gençliğine güvenme, ölen hep ihtiyar mı demişler ya. Öyleyse bugün, şu an, şu demi arınmak için, ruhen ve bedenen tezkiye olmak için, temizlenmek için fırsat bilmek gerekmez mi? Belki ikinci bir imkan, fırsat ve bugünkü imkan, bugünkü sözlerle şans, ikinci bir şans olmayacaktır belki. Vaktimizi bu düşünceyle bereketlendirelim, olur mu?